Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber lebeniye çorbası yapacağız. Çorbamızın suyu kaynamaya başladı. Şimdi içerisine 3 yemek kaşığı pirincimizi ekliyoruz. Ardından ocağımızın altını kısığa alıyoruz ve kısık ateşte pirinçlerimizi haşlanmaya bırakıyoruz. Evet, pirinçlerimiz haşlanırken biz de lebeniye çorbamızın köftesini hazırlayalım. Köftemiz için şöyle 250 gram kıyma kullanacağız. Küçük bir adet rendelenmiş soğan, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon ve biraz da tuz kullanacağız. Yoğurma kabımızın içerisine kıymamızı aldık. Şimdi soğanımızı ekleyelim. Tuzumuzu ve baharatlarımızı da ekleyelim. Şöyle 1,5 çay kaşığı kadar tuz ekledim. Siz de tuz miktarını tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Kimyonumuzu ve karabiberimizi de ekliyoruz. Ve köfte harcımızı güzelce bir yoğuruyoruz. Köftemizi minik minik olacak şekilde yuvarlıyoruz. Misketten daha küçük olacak arkadaşlar. Bu büyüklük yeterli. Nohuttan biraz daha büyük, misketten daha küçük. Çorbamızın köftelerini tamamladık. Şimdi pişirme işlemine geçelim. Pirinçlerimiz de çok güzel bir şekilde haşlandı. Şimdi tenceremizi kenara kaldıralım ve köftelerimizi kızartmaya başlayalım. Tavamızın içerisine 1 tatlı kaşığı kadar tereyağımızı alıyoruz. Yağımız tamamen eridikten sonra köftelerimizi tavamıza alıyoruz. Köftelerimizi tereyağımızla birlikte biraz kızartacağız. Yani çorbamızın lezzetine lezzet katacağız arkadaşlar. Evet, köftelerimiz oldu. Şimdi köftelerimizi tenceremize alalım. Ardından şöyle 1 su bardağı da haşlanmış nohutumuzu ekleyelim. Çorbamız şimdiden muhteşem kokuyor. Çorbamız bu şekilde kısık ateşte biraz pişsin. Biz de çorbamızın terbiyesini hazırlayalım. Kabımızın içerisine bir çorba kasesi yoğurdumuzu alıyoruz. Ardından 1 adet yumurta sarısı ve 1 tatlı kaşığı da unumuzu ekliyoruz. Şöyle bir çırpıcıyla terbiyemizi güzelce çırpalım. Kıvamını açmak için de çok az bir su ekliyorum. 1-2 yemek kaşığı kadar. Evet, terbiyemiz hazır. Şimdi çorbamıza terbiyemizi verelim. Şöyle çorbamızdan bir kepçe alıp terbiyemizi ekleyelim. Hızlıca karıştıralım. Arkadaşlar, bu işlemi terbiyemizin kesilmemesi için yapıyoruz. Hemen bir kepçe daha alalım. Tekrar hızlıca karıştıralım. Şimdi de terbiyemizi çorbamıza ilave edelim. Bir yandan da sürekli karıştıralım. Şöyle çorbamızdan 1-2 kaşık alıp kasemizi çalkalayıp tekrar tenceremize dökelim.
Evet, çorbamız çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi kesilme vesaire hiçbir şey olmadı. Çorbamıza biraz da tuz ekleyelim. Şöyle bir 2 çay kaşığı kadar ekliyorum. Siz de tuz miktarını tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Birazdan tadına bakarız. Eğer tuzu eksikse tekrar tuz ekleyebiliriz. Şimdi çorbamızı yandaki ocağa alalım. Kısık ateşte özleşmesi için 5-6 dakika daha pişirelim. Çorbamız yan tarafta pişerken biz de çorbamızın üzeri için tereyağı yakalım. Şöyle sos tavamızın içerisine 1-1,5 yemek kaşığı kadar tereyağımızı ekledik. Tereyağımız da neredeyse erimeye başladı. Şimdi içerisine 1,5 tatlı kaşığı kadar kuru nanemizi ekliyoruz. Şöyle bir karışmasını sağlıyoruz. Birkaç saniye ocakta tutacağız. Ardından hemen ocağımızı kapatacağız. Çünkü nanemizin yanmasını istemiyoruz. Kokusu çıkması yeterli. Evet, bu kadar yeterli. Hemen ocağımızın altını kapıyoruz. Yaktığımız yağımızı çorbamıza ilave ediyoruz. Çorbamız da olmak üzere. Birkaç dakika daha pişsin, tamamdır. Evet, lebeniye çorbamız oldu. Şöyle kıvamını da göstereyim size. Kıvamı tam olarak bu şekilde. Arkadaşlar, bu tür çorbalar pirinçli, buğdaylı ve erişteli çorbalar bekledikçe koyulaşan çorbalar. Çorbamızın kıvamı ilk piştiğinde gördüğünüz gibi tam olarak bu şekilde. Biraz bekledikçe kıvamı biraz daha koyulaşacak. Lebeniye çorbamız servise hazır. Muhteşem kokuyor. Şimdi hemen kasemizi alalım. Şöyle kıvamını ve dokusunu da göstermek istiyorum. Nefis bir lezzet oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz bize destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.